ne kurdu biliyor musunuz? Babası domuzuna din düşmanı bir idare kurdu. Çünkü azınlık Suriye'de Alevi %5'tir. %95'e nasıl hükmedeceksin? Askeri bir diktatorya. Orduyla. Ordusunun yarısı Ermenidir. Bugün Suriye'de Müslümanları öldüren subayların kahir ekseriyeti Ermenidir. Bunlar Türkiye'den gitme Ermenilerdi. Biliyorsunuz tehcirde 1915 tehcirinde Ermenileri Osmanlı Devleti Suriye'ye nakletti. Toplu halde bulunmalarına engel olup isyan çıkarmalarına mani olmak için. İşte o Ermeniler kahir ekseriyetiyle orada kaldılar. Bir de Lübnan'da devlet kurmayı Rusya komünizm yıkılmadan evvel denedikleri için Lübnan'da toplanıyorlardı. Ama asıl çoğunluk Suriye'dedir. Bugün Ermenistan denilen bir devlet var. Rusya yıkıldı. Rusya yıkıldığı zaman Ermenistan nüfusu 4 milyondu. 4 milyon. 20 sene oldu. Ne oldu? 2 milyona indi. Çünkü aç. Kaçıyorlar Avrupa'ya. Serbestledi ya. Rusya zamanında kaçamıyordu. 2 milyona indi. Demek ki Ermeni devletindeki Ermeni sayısından fazla Ermeni Suriye'de var. Esed'in babası Bunsur'a dayandı. %5 Nusayri'yi de onun yanına koy. Bizdeki gibi nüfus kağıdı Müslümanı olan birkaç ehli sünnet. O menşeden dinle alakası yok. Adamı da oraya koy. Nasıl bizim orduda karın örtülüyse atıyorlar. Bana birisi aşağıya geldi. Benim oğlumu dedi Kulli Lisesi'nden attılar. Benim oğlum dedi ruh hastası oldu. Hastanede yatıyor. Durumumuz iyi değil. Biz gece konduda kalıyoruz. Bana bedava bakacak bir avukat bulabilir misin dedi. Niye attılar oğlun dedim. Dedi ki günün birinde bizim gece konduya biri geldi. Oğlumun adını söyledi. Onun kaldığı ev mi? Evet. Sen kimsin dedi bizim hanım. Annesiyim dedi. Hanım başörtülü. Namaz kılıyor musun dedi. Elhamdülillah dedi bizim hanım dedi. Gitti. Meğer o subaymış dedi. Benim oğlumu attılar Kuleli'den dedi. Ruhu psikolojisi bozuldu. Hastanede yatıyor. İnşallah bundan sonra öyle işler olmaz da Türk ordusunda da böyle işler oldu değil mi? Onun için her ona haber verir adam. Her onu düşürün. PKK'lılar ölüyor diye istiyorsa eğer bu ordu 30 senedir 5000 peşmergeyle uğraşamıyorsa bunun içinde hainler var. Şudur budur bilemem. Aklen mantıken böyledir. Kazım Karabekir'in kızı 1-2 sene evvel televizyona çıktı da babamın orduya soktuğu 3000 Ermeni yetimidir bunlar. Ermenilerin çocukları subay olmuş. Üniformayla bayramda gelip elimi öpüyorlar. Annemiz diye bana hürmet ediyorlar dedi. Ben buradan bir netice çıkardım. Karabekir'in ilki belki iyi niyetli olarak açıkta kalırlarsa düşmanlık devam eder. Bunları eritiriz. Bilmedi ki Karabekir din kaldırılınca sen nasıl eriteceksin onu? Yeniçerileri de alıyordu Hristiyan çocuğunu ama Müslüman ediyordu. Sen Müslümanlığı rafa kaldır, Allah demeyi yasak et, Ermeni Ermeni olarak kalır tabiatıyla. Mesela size bir isim vereyim. 27 Mayıs ihtilalcilerinden Haydar Tunçkanat, Karabekir'in orduya soktuğu Ermenilerdendi. Bunu bana söyleyen Türkeş'tir. Başkaları da var. Onların çocukları da var belki bugün. Aynen Suriye ordusu da böyledir. Millete düşman, din düşmanı, Allah düşmanı bir ordudur. Buna istinad etti. Bu çocuk iyi niyetli olarak dünyadaki demokratik gelişmelere bakarak bu işi gevşetmek istedi. Bizimkiler de onu teşvik olsun diye iyi münasebet kurdular. Çünkü o arada bir gelişme oldu. Gelişme de şu.
Burada bir parantez açar size söyleyeyim. PKK İsrail işi değildir. PKK İsrail'in menfaatine de planına da aykırı bir iştir. PKK Ermeni işidir. Abdullah Öcalan da anadan da Ermenidir, babadan da Ermenidir. Anası bir Türk aile yanında, babası bir Kürt aile yanında yetişmiş Ermeni yetimidir. Bunun hakkında çok tafsilat veririm başka bir zaman, belki bir ders yaparım. Türk MİT'inde çalışıyordu. Bakın 1970 senesinde biz Ermeni meselesini ortaya attığımız zaman bizi kınadılar. Siz uykuda olan bir meseleyi canlandırıyorsunuz dediler. Halbuki ben o zaman istihbar ettim ki Arjantin'de bir şey kurdular. Merkez. Dünyaya seslerini duyurarak. Bunu bir antiparantez söylüyorum. Sonra öteki meseleyi avdet edeceğim. Bu merkezde dünyaya seslerini duyurarak hariçteki Türk sefirlerine karşı suikastlar tertiplediler. Bu işe başladıkları zaman ya durup dururken bir Ermeni Türk Büyükelçisi'ni veya elçilik katibini niye öldürüyor? 1915'te onlar bizi katliam etti de onun için öldürüyor. Unutulmuş bir işi onlar canlandırdılar. Bu şekilde 30-40 tane hariciyeci öldürdükten sonra bir film yaptılar. Bu filmde diyorlar ki Ermenileri Türkler şöyle katliam etti, böyle katliam etti. Şimdi Türkler Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Avrupa Birliği'ne Türkiye girdiği takdirde bizim Avrupa Birliği dahilinde, o zaman Avrupa Birliği değil, ortak pazar. 4 milyon insanımız var. Doğrudur. Belki biraz mübalağalı ama. Alman diye, Fransız diye, İngiliz diye var. Bunlar Türkiye'den arazi satın alma hakkını elde edecek. Çünkü Avrupa Birliği'nde mesela Almanya'nın bir vatandaşı, ben Londra'da yaşamak istiyorum. Kalktı gitti Londra'ya, istediği mülkü alır. İşte ister, vermezse işsizlik parası verir. Londra'daki bir İngiliz ben Hamburg'da yaşayacağım dese, Hamburg'a gelse sen burada oturamazsın, ne vize ister ne bir şey ister. Hayır, Avrupa Birliği'nin kanunu böyle. İş ver bana der. Vermedi, işsizlik parası alır. Türkiye'de böyle olacak. Biz bu Avrupa Birliği dahilindeki 4 milyon Ermeni'yi eski vatanımıza göndereceğiz. Ey bizim Hristiyan kardeşlerimiz. Ben bunu 76 seçimlerde miting meydanlarında anlattım. Şimdi vakit daraldı, çok tafsilata giremeyeceğim. Ey bizim Hristiyan kardeşlerimiz. Biz size demiyoruz ki gelin bizim için Türklerle harp edin de bizim kadim topraklarımızı onların elinden alın. Biz de tekrar vatan sahibi olalım. O zaman Rusya yıkılmamış. Ermenistan diye bir devlet yok. Biz de bir devlet sahibi olalım demiyoruz. Türkler Avrupa Birliği'ne giriyor, müracaat etti. Biz eski topraklarımızı aynen Yahudilerin Filistin'de yaptığı gibi satın alarak topraklarımıza döneceğiz. Bize burada oturamazsın diyemeyecekler. Biz bunun için bir vakıf kurduk. Ey güzel Hristiyanlar, bize yardım edin. Eski vatanımızı tekrar o barbar Türklerin elinden alalım. Trilyonlar topladılar. Bu filmi Amerikan televizyonlarında reklam fiyatıyla yayınlattılar. Ondan sonra Abdullah Öcalan'ı buldular. Sen böyle bir iş yap dediler. Bundan 3 matluplar oldu. Abdullah Öcalan Türk MİT'ine çalışıyordu talebeliğinde. Bunların hepsinin tafsilatı var, bende de sorar. Çabuk ilerleteyim diye anlatmıyorum. Onu geldi buldular. Sen Kürt değilsin, sen Ermenisin. Ama Kürt görünüşlü bir hareket yap. Çünkü sana adam lazım.
Ermeni hüviyetiyle çıkarsan biz sana dışarıdan kafi adam bulamayız. Ama mahalli kaynaktan istifade etmen için Kürtlük dava eden bir hareket yap. Kuzey Irak'ta Barzaniler var. Barzaniler Yahudi güdümünde. Barzani ailesi de, bunu benden duyun, Barzani ailesi de kadim bir Yahudi ailesidir. Kürtleşmiş bir Yahudi ailesidir. Buna dair yazılmış, Vesaik-i Müstedid'den yazılmış bir kitabı tercüme ettirdim. Yakında bastıracağım onu. Bu çok incelenmiş bir iştir. Bizim arşivde de yüzlerce vesika vardır. 200 sene evvel Müslüman olmuş. Olmadan evvel de haham yetiştirmekle meşhur bir ailedir Barzani ailesi. Yahudi güdümlüdür. Çünkü aslen Yahudidir. Yahudinin Barzanilerle güttüğü gaye şudur. Irak'tan, Suriye'den, Türkiye'den bir parçayı alıp bir Kürt devleti yapıp sonra yutmak. Çünkü bu toprakları o devletlerden almaktan denize çıkışı olmayan bir kara ülkesi olan Kürt devletinden almak daha kolaydı. Neden? Burası arz-ı mev'uttur çünkü. Yani Tevrat'ta İsrail'e Allah tarafından verildiği iddia edilen bir topraktır. Türkiye Avrupa Birliği'ne girdiği takdirde Yahudi bu araziyi 50 sene sonra, 100 sene sonra böyle plan yaparlar Yahudiler. Türkiye'den istediği takdirde bütün Avrupa Birliği'ni karşısında bulacak. Bu araziyi Türkiye'den istemekten daha güç bir durum hasıl olacak. Halbuki Türkiye bunlarla bölünürse bu bölünmeden hasıl olacak küçük bir Kürdiye'nin elinden buraya almak kendisi için çok daha kolay olacak. Onun için Kuzey Irak'taki oluşumu destekliyor İsrail. Uğur Mumcu bunu ifşa etmekten dolayı İsrail entelijansları tarafından öldürmüştür. Bunda bende çok tafsilatı var. Uğur Mumcu'nun cinayetinin sebebi İsrail'in Kuzey Irak'taki Kürt oluşumuna senede 50 milyon dolar yardım ettiğine dair beyanıdır. Demek oluyor ki Barzani hareketi Yahudi güdümlüdür. PKK Yahudi'ye uymaz. Neden uymaz? Çünkü Avrupa Birliği'ne girdiği takdirde Türkiye bölünecek. Ermeniler gelip yerleşecek de ondan sonra. Avrupa Birliği'ne giren bir Türkiye'yi istemediği için, işini güçleştireceği için arz-ı mevudun Türkiye'deki parçası Kayseri vilayetine kadardı. Çünkü Nil'den Fırat'a kadar. Bu araziyi Türkiye'den almak daha güçleşeceği için PKK'nın programı İsrail'in işine gelmez. Onun için Abdullah Öcalan'ı bize İsrail'den çıkartmak da teslim etmek de İsrail'in yardımıyla olmuştur. Şimdi bunun tafsilatını anlatırsam bütün vakti buz doldurur ama şimdi birkaç cümleyle size söyleyeyim. Hikmet Çetin hariciye vekiliydi. İsrail'e çağırdılar. Dediler ki sizin bu PKK'dan çok başınız dertte. Biz bunu size hallediverelim. Nasıl halledersin? Sen nasıl bu PKK'yı halledeceksin? Dedi ki çok basit. Siz Suriye'ye su verin. Biz de Abdullah Öcalan'ı Suriye'den çıkarttıralım. Ya Suriye sizi dinler de Abdullah Öcalan bize verir mi? Siz istediği Suriye'nin istediği suyu verin. Biz onları ikna ederiz. Çünkü Suriye'deki rejim Yahudinin işine gelen bir rejim. İslam düşmanı bir rejim. Ve zahiren milletine karşı rakip, düşman göründüğü halde el altından beraberdi. Bunların da çok tafsilatı var. Ben şimdi vakit yok diye özetliyorum size. Bunun üzerine pekala Hikmet Çetin Türkiye'ye döndü.
Suriye'yi davet etti su için. Baraj yapılıyor, sular kesiliyor, kıyamet koparıyorlardı. Tarık Şahar'a geldi. İstediğinden fazla su verdi. Ama İsrail, ben sana Türkiye'den su verdireceğim. Sen de dedi, bu Mossad'ı desteklemekten vazgeçeceksin. Çünkü daha evvel İsrail'de anarşik hareket, kendi tabiriyle anarşik hareket yapan teşkilatın Yasser Arafat'ın güdümünde olduğunu zannediyordu. Yasser Arafat'ı Amerika'ya çağırdılar biliyorsunuz. Bir geçici muhtariyet verdiler. Baktılar ki anarşi durmadı. Başka bir teşkilat daha var. Baktılar bu Suriye güdümünde. Ondan kurtulmak için Suriye ile bu pazarlığı, bu tezgahı kurdular. Suriye tamam benim suya ihtiyacım var. Çekerim o teşkilatı yeter ki sen bana su verdirdin. Suriye suyu aldıktan sonra İsrail'e dedi ki Golan Tepelerini de isterim bu işi yapmak için. İsrail Golan Tepelerini veremedi. Çünkü İsrail'in içme suyu sadece Golan Tepelerinden sağlanıyor. Bunun üzerine gerginlik oldu. Amerika'ya dedi ki Türkiye'ye destek ver, Suriye'ye baskı yapsın, Abdullah Öcalan'ı iade et diye. Bizim bir generale talimat verildi. Hudut'ta bizim bir general, ey Suriye Abdullah Öcalan'ı bize ver, vermezsen kafanı kırarız diye konuştu, hatırlayın. Çok çok özel söylüyorum. Bu Amerikan desteğiyle oldu. Amerikan desteği İsrail sayesinde sağlandı. Fakat bizim general bir yanlışlık yaptı. Abdullah Öcalan'ı bize teslim et demedi. Ya bize teslim et ya ülkenden çıkar yoksa senden vuruşuruz dedi. Bir adama alternatifli bir teklif yaptın mı o işin en uygun olanı yapar. O da baktı ki Türkiye ciddi. Onda istihbaratı var. Amerika arkasında. Bu işte İsrail arkasında. Golan Tepeleri işi yüzünden büyüttü belayı. Abdullah Öcalan dedi ki çık. Abdullah Öcalan Rusya'ya gitti. Bolşeviklik yıkıldıktan sonra Rusya'nın iliklerine kadar Amerikan entelijansı hakimdir. Onu orada buldu. Rusya tazdik etti. Türkiye teslim et diye. Rusya bunu yapmak istemedi. İşte İtalya'ya postaladı, Yunanistan'a postaladı vesaire biliyorsunuz hikayeyi. Sonunda Yunan Büyükelçiliğinden Afrika'da bir yerden bize teslim ettiler. Yunan da teslim etmeyi kendi ülkesinde korktu ki PKK siz bizim adamımızı Türkiye'ye teslim ettiniz diye gelir burada anarşi yapar. Onun için Afrika ülkesine gönderdi. Ama Amerika takipçi olduğu için İsrail uçağı Tel Aviv'e getirdi Abdullah Öcalan'ı. Bir Çağlayan bilmem ne diye Bursa'da bir zengin vardı. Onun uçağı gitti Tel Aviv'den Abdullah Öcalan aldı. Buradan siz bir netice çıkarın. Ermeni harekatıdır. Onun için İsrail'in işine gelmez. PKK'ya karşıdır. Bugün İsrail'le aramız gerginleştiği için PKK'yı tutuyor görünüyor. Bu geçicidir. Sonuna kadar tutmaz. Çünkü Ermenilerin orada yerleşmesini istemez. PKK'nın üç gayesi vardır. Bir, Kürtlerden Ermenilerin intikamını almak. Kürtlerin kulakları çınlasın. Çünkü Ermeni katliamı denen hadiseyi yapan Kürt aşiretleridir. Bundan dolayı da asla kınıyor değilim. Çünkü 1. Cihan Harbi'nde Enver Paşa'nın cahilane hareketi sebebiyle Allahu Ekber dağlarında 80 bin Mehmetçik şehit olunca Rus ordusu serbest kaldı. Allahu Ekber dağlarını aştıktan sonra ikiye taksim oldu. Bir kolu Karadeniz istikametinde, bir kolu Van Gölü istikametinde ilerledi. Van Gölü istikametinde ilerleyen Rus ordusunun önünde Ermeni alayları vardı. Gönüllü alaylar. Bunların resimleri, tafsilatı, raporları o kadar uzun ki ben aslında böyle bir suali
müstakil bir dersi anlatmalıydım. Bu Ermeniler alayları Rusların gölgesinde halkı katliam ettiler. Fakat 1910'de Bolşevik ihtilali olduğu zaman bugünkü gibi radyo, televizyon yok. Haber alamıyorlar memleketlerinde. Güneydeki orduları Van Gölü'nün güneyine kadar. Karadeniz'deki orduları da Harşit Nehri'ne kadar Trebolu yakında varmışken Bolşevik ihtilali oldu. Ekim 1918, 17. Bu ihtilal üzerine bunlar ihtilaflı oldu. Birisi, bir kısmı Çarlık taraftarı, bir kısmı Bolşevik taraftarı ihtilaf düştü. Çekilelim, ülkemizden uzak düştük, haber alamıyoruz, kimden yana olacağımızı bilmiyoruz dediler. Şimdi bizim Karadeniz'de kurtuluş günleri yaparlar, dam dum atarlar. Hepsi yalandır. Ruslar kendileri çekildiler. Kuvayi Milliye tarzında Karadeniz'le Ruslarla ilk girişlerinde bir Baltacı Deresi'nde çarpışma olmuştur. Of'un Baltacı Deresi'nde. Gayrısında hiçbir şey olmamıştır. Çekilip gitmeler de kendi kendilerinedir. Tarihi gerçek budur. Güneydoğu Anadolu'dan çekilmeler de böyledir. Şimdi bakın, Ruslar çekilince Ermeni alayları da onlarla birlikte Rusya'ya çekildiler. Bunlar muharip insanlardı. Toprağa bağlı insan kolay yer değiştirmez. Size gene parantez içinde parantez açarak bir şey daha söyleyeyim. Kanuni'nin devrinde 16. asrın ortalarında Papalık Meclisi bir karar aldı. Amerika diye bir kıta keşfedildi. Bu Türkler bizi Avrupa'dan, Manş Denizi'nden denize dökecek. Burasını Türklere bırakalım. Bu halkı topyekun Amerika'ya taşıyalım. Bu Papalık Meclisi'nin kararıdır. Tatbik kabiliyeti olmadı. Çünkü toprağa bağlı insanlar yer değiştirmez. Amerika'ya yersiz yurtsuz adamlar, hapishane kaçkınları, maceracılar gitti. Toprağa olan adamlar toprağa bırakıp gitmedi. Ermenilerin de toprağa bağlı olan halktan insanlar onların arkasına takılıp Rusya'ya gitmedi. Kürt aşiretleri de anamı öldürdün, babamı öldürdün, kardeşimi öldürdün diye bunlardan intikam aldı. Bundan dolayı Kürtleri kınamak mantıksızlıktır. Çünkü durup dururken sana bir tokat vurana biz Hristiyan değiliz, öbürünü de uzatalım. Sen de bir tokat vurma hakkındır, meşru hakkındır. Kürtler bunu yaptılar. Dahası tehcir edildiği zaman Kürt aşiretler o tehcir, gönüllü tehcirler vardı, asıl katliamı yapanlar. Onları kovaladı, yakalayabildiğini öldürdü. Anasını öldürmüşsün, babasını öldürmüşsün, beş eşkıyalık yapan da olmuştur. Böyle karışıklık da her şey zaptı rapt altında gitmez. Biz Ermenileri yok etmek isteseydik kanun devrinde, Yavuz devrinde yapardık. Kimse bize ne yapıyorsun diyemezdi. En başımız dertte olduğu bir zamanda bunu yapmazdık. Bunu yapmak mantıklı değildir. Üstelik Osmanlı Devleti 50 küsur subayı cezalandırmıştır Ermenileri koruyamadı Kürt aşiretlerine karşı. Bu istihdatı kapatıyorum. Ermeni katliamı denilen işi yapan Kürtlerdir, Kürt aşiretleridir. Bunu bütün dünya bilir, bunun vesayeti de ortadadır. Bundan dolayı Kürtleri töhmet altında tutmak asla doğru değildir. Mukabele bir misil yapmışlardır. Bu ihanete başlayan Ermenilerdir. Ama PKK'nın birinci gayesi Kürtlerden Ermenilerin intikamını almaktır. İkincisi nüfusu azaltmaktır. Kürtleri öldürerek, kaçırarak nüfusu azaltmaktadır ki oraya gelecek olan Ermeni nüfusu bir yekün teşkil etsin. Cüziyat olmasın. Nüfusu azaltmak. Dikkat edin.
PKK Arap öldürmez. PKK'nın öldürdükleri hep Kürttür. Ez kaza yani polis öldürüyor. Bu Kürt müdür, Türk müdür bilemez zaten. Size misal vereyim bakın. Muş'un bazı köyleri Kafkas muhaciridir. Hiçbir anarşik hadise yoktur. Onların dirayetinden değil. PKK Kürtlerden intikam aldığı için Kürt öldürür. Mecbur kalır. Şartlar öyle gerekir. Türk de öldürür. Asker öldürürken Kürt müdür, Türk müdür diye bilecek değildir. O ayrı mesele. Ama halktan kaçırmak, öldürmek Kürtler üzerinde caridir. Üçüncüsü araziyi ucuzlatmaktır. Anarşinin bir sebebi de budur. Arazi ucuzlarsa bunlar gelip kolaylıkla büyük toprak alırlar. Bunlar Yahudi'den ders aldılar Filistin'de yaptığını. Ben bunu bundan 10 seneden fazla evvel Antep'te anlattım. Bir adam dedi ki ben emniyet müdür muaviniyim dedi. Aha hüviyetim. Seni takip ediyorum. Vallahi zannetme ki resmi vazifeli olarak. Seni dinlemek için izin aldım dedi. Ama sen benim bir zihnimdeki düğümü çözdün dedi. Hayırdır dedim. Burada bir köylü dedi. Güneydoğu'da 1000 dönüm arazi aldı. Ya bu adam parayı nereden buluyor? Akıl erdiremiyordu. Dedim ki o Ermenilere taşeronluk yapıyor. Yahudiler de kendi güdümlerinde bazı Arapları kullandılar. Filistin'de arazi topladılar. Sonra o Arap çekildi arkasından Yahudi çıktı orada. Ermeni taşeronudur onu takip edin dedi. Bilmiyorum ne oldu. Şu gün Ermeniler orada Kürt, Türk vesaire görünen, öyle zannedilen. Yani ben şimdi burada sıralarım başıma iş açar. Bir sürü üst kademede ben Ermeni olduğunu bildiğim adam var. Türk ve Müslüman adıyla geçiniyor. Hususi sohbetlerimde çok söylüyorum bunları. Yakının temas edenler bilirler. Üst kademelerde, temyiz mahkemesinde mi ararsın? Nerede ararsın? Asıllara Ermeni. Türk ve Müslüman adıyla geçiniyorlar. Aynen Abdullah Öcalan gibi. İki hüviyetliler. Velhasıl PKK şu üç gayeyle kurulmuştur. Bu üç gayeye göre çalışmaktadır. Neden Türkiye? Çünkü Ermenilerin davası Türkiye'de. Yani sen Kürtlük dava ediyorsan İran'da bu işi yapman lazım. Niye yapıyorsun? Suriye'de yapman lazım. Hadi İran'da göstermelik bir iki iş yapıyor. Onun sebebi şudur. İran'daki Kürt mıntıkası hemen Türkiye'nin ve Irak'ın bitişiğindedir. İçerilerde değildir. Hem hudut. Hudut kısmındadır. 1-1,5 milyon Kürt vardır orada. Ama Suriye'dekiler en fazla mağdur ve mazlum olan Suriye Kürtlerdir. Adamlara bu rejim nüfus kağıdı vermiyor ya. Çocuğu doğuyor nüfusa kaydetmiyor. Böyle zulüm olur mu? Sen Kürtlük dava ediyorsan ey PKK. Evveliyetle bu Kürtler mazlum. Bunlara yardım etmen lazım değil mi? Orada işi yok. Orada işi yok. Onun işi Türkiye'de. Çünkü Ermeni meselesi. Suriye'deki Ermeniler Suriye'ye vatan saymıyorlar. Ermenilerin vatan saydığı Elbiye-i Selase. Sitte. 6 vilayet. Merkezi Ağrı Dağı olmak üzere Adana'ya kadar. Adana'dan ötesi onlara alakadar etmiyor. Suriye ile onun için bir dertleri yok. Suriye'deki Türkiye'yle ben bundan 40 sene evvel Beyrut'ta bir alışveriş yapıyordum. Adam benim genç bir çocuk. Türk olduğumu anlayınca böyle bir Osmanlı ifadeleriyle kadim bir dille konuşmaya başladı. Sen nereden biliyorsun dedim bunu. Ninem öğretti dedi. Ninen Türkiye doğumlu mu dedim. Evet dedi. Neden ihtiyaç duydun? Dedi ki orası bizim vatanımız bir gün oraya döneceğiz dedi. Beyrut'ta bir tezgahtar.
bu düşünce dediler. Vatan, Ermeni vatanı onların iddiasına göre Kilikya'dır. Kilikya Adana valisidir. Milattan evvel Adana havalisinde bunların bir krallığı vardı. Biz Ermenileri devletlerini yıkıp da idaremiz altına almadık. Biz onların yaşadığı toprağı Bizans'tan aldık. Onlar Bizans esiriyken aldık. Bizans esiriyken o derecede Bizans'ta kötü şartlar altında yaşıyorlardı ki bir Ermeni'nin İstanbul'u bizim fethedişimize kadar İstanbul'a gelmesi yasaktı. İyi duyun bunu, tarihi bir gerçek. Bir Ermeni, Bizans devletinin tebası merkezi hükümete gelemez, yasak. Patrikleri de Bursa'daydı. Ermeni patriğini Bursa'dan İstanbul'a getirip Kumkapı'daki merkezi onlara veren bir fermanla onları Ermeni Rum şeyine, patiğine eşit statüye kavuşturan Fatih Hazretleri'dir. Gidip Kumkapı'da Fatih'in fermanını görebilirsiniz. Bu kadar kötü şartlar altında biz onları Bizans'tan devralmışız. Saray kuyumcuları tarih boyunca Ermenidir. Ülkenin en zengin sınıfı haline getirmişiz. Onlar bizden bunun hesabını soruyor. Vatanın dediğin yerde de yaşa. İlla ayrı bir devlet olman gerekmez. Çünkü adaletle muamele oluyorsun. Dininde serbestsin. Sana karışan yok. Yani ayrı bir devletin olacak da ne olacak? Ne olacak? Boyun mu büyüyecek? Daha mı rahat edeceksin? Yok. Küçük, itimat edilmez bir devlet olacaksın. 27 Mayıs ihtilalcilerinden Dündar Taşer vardı. Sonradan uyanmış. 14'lerle birlikte atıldı. Bunu Bonn, o zaman Almanya'nın merkezi hükümeti, Bonn Büyükelçiliğine sürdüler. Masası var, işi yok. Sürgün. Bir gün diye uzun boylu, fesli bir adam geldi, masama bir pasaport attı. Beyefendi, bu pasaportu alınız, bana bir Türk pasaportu veriniz dedi. Baktım diyor, 80'lik bir adam. Başında da böyle benim gibi fes. Pasaporta baktım, Ürdün pasaportu. Otur beyefendi dedim. Oturdu. Niye değiştirmek istiyorsun? Demiş ki, ben gençliğimde Osmanlı pasaportuyla bu ülkeye geldim. Polisler bana selam duruyor. Bir de ihtiyarlığımda nereden aklıma geldiyse geldim. Didik didik polisler bavulumu aradı, üstümü başımı aradı, guruma dokundu. Ben gene Osmanlı pasaportuyla gelmek istiyorum diye. İyi de Osmanlı kalmadı, artık siz bir devletsiniz. Ya ne devleti demiş. Bir Roma harabesinden bir devlet mi çıkar demiş. Ya ama ne yapalım işte, durum böyle falan. Ya demiş, Allah'ını seversen siz idare edemediniz, ben bir dağın bir tarafında kaldım, siz bir tarafında kaldınız demiş ya. Türkçe konuşuyor adam. Bir dağın bir tarafında, ben bir tarafında. Allah aşkına şu pasaportu alın, kim size soracak, bana bir Türk pasaportu verin. Diyemedim ki diyor, Türk pasaportu senin bu Ürdün pasaportundan daha beter. Seni gene aradı, sordu, içeri soktular Türk pasaportuyla. İçeri giremezsin, vize lazım, bilmem ne lazım falan. O vizeyi de almak neymiş ki? İtibarlı ol da hangi devletin adamı olursan ol. İnancına göre yaşa da nerede yaşarsan yaşa. Akıllı adam böyle düşünür ama onların öyle bir derdi yok. PKK'nın Ermeni icadı, Ermeni meselesi olduğuna bir delil daha söyleyeyim size. Adamın sualinde çok mesele var yani. Onları bugün anlatmam mümkün değil. Diyorlar ki biz Kürtler Zerdüşt idik. Dertleri ne biliyor musun? Şimdi Kürtleri kıyamettirecekler, ezdirecekler. Böyle umuyorlar. Ama Kürtler Müslümanlık dolayısıyla onların
yenilerin tabiriyle cumhuriyet sözü söyleyeyim, gazına gelmiyor. Halk dindar olduğu için nahak yere adam öldürmeyi, nahak yere baş kaldırmayı zulüm görüyor. Efendim şeriatla idare olunmuyor, Türk'le idare olunmuyor. Mücadele ediyor. O da mücadele eder. O zaman ayrı bir dinden oldukları şuurunu yerleştirebilirse, Müslümanlık dolayısıyla Türk'ün, Kürt'ün kardeş olması işi suya düşer. İyi de aptal oğlu aptal, sen hangi Kürt'e senin aslın Zerdüştür diyeceksin de tekrar Zerdüştür'sen belki benim de ecdadım Şaman'dı. Bundan dolayı benim bilmem 1000 sene evvel ceddim Şaman'dı diye ben İslam bırakıp da Şaman'a mı döneceğim? Bir ofluya dediler ki benim yanımda caminin bir meşrutasında. Rumca. La senin aslın Rum olmasın dedi. O cahil adam ne dedi biliyor musunuz? Deme adam söyleme. Eğer benim ecdadım Rum idiyse da dönüp Müslüman oldular ise dedi. Akşam sabah onlara dedi, dua ederim ki Allah'ım bunları bağışla, onlar ne günah varsa bağışla, onlar dönü de Müslüman olmasaydı. Ben acaba kendiliğimden o Rumların içinde beyizaydım, ha bu dini bulabilir miydim? Allah'ım onları cennetine koy ki, onlar benim sülalem Müslümanlığa bulaştırdılar da ben de bugüne kadar Müslüman olarak geldim. Müslüman hissiyatı mıdır? Aslın Rum çıksa ne olur? Zerdüş çıksa ne olur? Sana ondan hesap mı var? Şereful insan bil iman. La bil mal ve la bil nesep. Müslüman için peygamberin sözü mutadır. İnsanın şerefi iman iledir. Malla veya neseple değil. İmanın yoksa peygamber sülalesi olsan fayda yok. Ebu Leheb peygamberin amcası Kur'an telin ediyor. Tebbet dedi abi Leheb'in. Peygamberin amcasını Allah telin ediyor. Nesep böyle bir şey. Kaç kuruş eder imanın yanında? Demek oluyor ki PKK böyle bir harekettir. Gizli Ermeni harekatıdır. Ve bugün PKK militanları içinde pek çok Ermeni vardır. Öldürülen militanların bazılarının arkadaşları kaçarken yüzüne ateş ederler. Bazılarını da tenasül organına ateş ederler. Bunun sebebi nedir? Bizim subaylar, askerler fazla bilmezler. Yüzüne ateş ettikleri şehirde gündüz bir işle meşgul bir adamdır. Tanınırsa akrabasından, taallukatından bir zarar verilir diye yüzünü dağıtırlar. Tenasül uzmanı ateş ettikleri aslında Ermenidir. Sünnetsizliğinden bu Ermenilerin bu işin içinde olduğu anlaşılmasın diye tahrip ederek vücudunu kaçarlar. PKK militanları en az 1/3 Ermenidir. Suriye ordusunun yarısı Ermeni olduğu gibi. Esad bence Nusayri bile değildir. Babası Nusayri kafiriydi. Hazreti Ali Allah diye. Düzeltmek istedi. Bu düzeltme niyetini sezdiği için bizim hükümetimiz de ona yardımcı olmak istedi. Fakat babasının kurduğu öyle bir firavun nizam vardı ki bu çocuk onu kımıldatamadı. Belki ateisttir. Ama dışarıda büyüdüğü için şu işi yapacak bir adam değildi. Bunu babasının kadrosu bu yola soktu. Babasının kadrosu bu yola soktu. Türkiye'nin ilgilenmesine dair de birkaç söz söyleyeyim. Kemalizm, yurtta sul, cihanda sul. Bu prensip ancak kökünü tutmuş milletler için doğru olabilir. 24 milyon kilometre kare bir vatandan 1 milyonun altına düşen bir millet böyle bir sloganla yürüyemez. Gücüm yeterse ecdadımın kanını döktüğü her yeri alırım. Almamak o ecdada nankörlüktür. Yemen'de
yüz binlerce şehit verdik. Ecdadımın kan döktüğü her yeri dava ederim. Avrupa'da Tuna Nehri'ne kadar benimdir. Elimden alınmış. Hukuken benimdir. Çalınan mal hukuken senindir. Ama fiilen senin değildir. Onun gibidir. Ne türlü? Çünkü İslam hukukunda bir kaide vardır. Bir zaman Darül İslam olan bir yer, mürur-ü zaman ile ehli küfrün eline geçse, öyle bir yeri geri almak için Müslümanlar bir harp sebebi aramaya muhtaç değildir. Gücü yetiyorsa hiçbir şer'i sebep aramadan ilanı harp eder, o toprağı geri alır. Kıbrıs'ın fethi için ben Lozan kitabına yazdım. Ebu Suud Efendi'nin fetvasını. Ebu Suud Kıbrıs'ın fethi için bu İslami hükme istinaden fetva vermiştir. Çünkü Kıbrıs Hazreti Muaviye zamanında fethedilmiştir. Hazreti Muaviye zamanında o sefere katılan Hala Sultan Türbesi Larnaka'da hala duruyor. Gidin görün. Diyor ki bir zaman Darül İslam olan bir yer mürur zamanla Müslümanların elinden çıkmışsa İslam padişahına orayı geri almak gücü yettiği anda vacip olur ki orayı geri alır. Bunun için bir harp sebebi aramaya gerek yoktur. Harp İslam'da tedafiidir, taarruzi değildir. Yani durup dururken ben senin ülkene hükmedeceğim diye harp edemez. Belli şartları, sebepleri vardır. O sebepler bir zaman İslam'a tabi olan bir yer için aranmaz. Tuna Nehri'ne kadar İslam ülkesidir. Sen Darül Harp'da Müslüman'a tanınan kolaylıkları Bulgaristan'da kullanamazsın. Yugoslavya'da kullanamazsın. Tuna Nehri'ne kadar kullanamazsın. Türkiye'nin tabii hududu Avrupa'da Tuna Nehri'dir. Bu uzun bir mesele. Suriye'de mevcut idare Yahudi desteklidir. Ama şaşırtıcı bir destek İran desteğidir. İran'ı tanımayan bu zamana kadar, İran'ın gerçek hüviyetini anlamayan varsa şimdi gözünü açsın. İran diyor ki dünyaya karşı, benim gavurum ehli sünnet Müslümanından daha iyidir. Çünkü Caferi mezhebine, yani İran'ın resmi mezhebine göre de Nusayri kafirdir. Gulat-ı Şia'dır. Hazreti Ali'ye Allah demektedirler. İnançları budur. Bu bütün akai kitaplarıyla, bütün vesaik ile, bütün kaynaklarla sabittir. Hasmı ehli sünnet Müslümanıdır diye oradaki bu gavur idareyi İran'ın desteklemesi İran için kendi içinden çıkan gavurun ehli sünnet Müslümandan daha makbul olduğunu ispattan başka bir şey değildir. Şu hareketiyle İran'ı anlamayan bir de anlayamaz. Türkiye'nin de, İslam dünyasının da, bütün Müslüman ümmetinin de İran'dan daha büyük düşmanı yoktur. Daha tehlikeli düşmanı yoktur. Almanya'da ben bunları söyledim, beni İran entelijansı tehdit etti. Bana bir şey olursa beni İran entelijansından bilin dedim. Bunu İran entelijansından bilin dedim. Ben bunları yazdım, söyledim ve söylüyorum. Çünkü anlaşılması zor bir düşmandır. Tek gayesi vardır. Ehli sünnet Müslümanlığı makhur olsun. Ehli sünnet Müslümanlığını ayakta tutan kimdir? Türkiye. Bir numaralı düşman. Ne Amerika ile işi vardır, ne başkasıyla. Hepsi laf. Bütün gücü Türkiye'dir. Bütün hedefi Türkiye'dir. Ha halk böyle midir? Halk zavallıdır. Bu ahuntların işidir.
Şia Acem ırkçılığına mâkestir. İslam'dan evvel İran cihanın büyük devletlerinden biriydi. İslam'dan sonra hiç de ehemmiyetli bir mevki kazanamadı. Müslüman olan Türklerin atlarının ayakları altında kaldı. İran'da İslam'a ram olduktan sonra bir de Acem ırkı iktidar olamadı. Ne zamana kadar? 1926 yılında Kaçar Hanedanı petrolü İngilizlerle bölüşmediği için İran ordusunda bir albay olan Rıza Şah Pehlevi'ye ihtilal yapıp Kaçar Hanedan Türk Hanedanı yıkılıncaya kadar 1926'ya kadar İran'ı bir de Acemler idare edemedi. Bunun hıncıyla farklı bir mezhebin müddeyi oldular. Ona sarıldılar. Bütün alemi İslam'ı alevileştirip kendileri lider olmak sevdasındadırlar. Bu batıl dava yüzünden ümmeti bölmüşlerdir. Bakın size burada bir sonsuz olarak bir şey söyleyeyim. Türkiye her meselesini şeriatla halleder. İktisadi kalkınmasını da halleder. Kürt ayrılıkçı düşüncelerini de halleder. Her şeyi halleder İslam. Huzuru, sükunu, saadeti, refahı sağlar. Bir şey halledemez Aleviliği. Şeriat da gelse bunlar devam eder. Sizin ey Müslümanlar, kıyamete kadar sürecek başınızdaki bela Aleviliktir. Asla ve katla bunu düzeltemezsiniz. Çünkü cehalet üzerine kuruludur. İşte İran. Arkasında İran desteği vardır. Yavuz babasıyla niye harp etti? Şahkulu isyanı. Kırdı geçirdi ortalığı. On binlerce insan öldü. Baba senin bu tehlikeyi görmediğinden bu oldu. Şahkulu tekkesi de hediye gönderiyordu. İkinci Bayezid. On binlerce adam öldü. Adam ben falanım demiyor. Şahın kuluyum diyor. Bütün Alevi insanların arkasında İran vardır. Tarih ortada. Osmanlı Rum'a karışmamış, Ermeni'ye karışmamış, şeytana tapan Yezidi'ye bile karışmamış, Allah'a inanmayana bile karışmamış. La ikraha fiddin, dinde zorlama yok. Müslümansan statün bu, değilsen bu. Adaletle muamele görürsün. İnanıp inanmamakta serbestsin. Alevi'yi niye ezmiş? İsyan ettiği için ezmiş. Yahu oğlu isyan ettiği zaman öldürüyor da Alevi isyan ettiği zaman onu bağışlayacak mıydı? Kendi evladı isyan ettiği zaman tenkil ediyor. İsyancının kafasını kesiyor. Alevi isyan edince kesince kabahat oluyor. O zaman bugünkü hükümet içinde PKK ile mücadele etmek kusur sayılır. Böyle bir mantık olamaz. Her idare, her meşru idare kendisine kafa kaldıranın gücü yetiyorsa kafasını ezer. Yetmiyorsa terkiyat eder. Kendi yerini ona terk eder. Bunu kimseden beklemek kimsenin hakkı değildir. Şunu bilin ki en zor işiniz Aleviliktir. Katiyen ve katibeten bunun kökünü kazıyamazsınız. Kanser hücresi gibidir. Çünkü cehalet üzerine kuruludur. Bak içinizde adamlar türedi Mustafa İslamoğlu gibi. Ben Ehl-i Beyt mezhebindenim diye. Ulan böyle bir mezhep mi var? Ehl-i Beyt'e, Ehl-i Sünnet'ten kim yan bakıyor? Bütün camilerde Hazreti Ali'nin ismi yok mu? Allah bunlara hidayet versin. Ehl-i küfürden, Haçlılardan daha tehlikelidir. Bu iç bünye kanamasıdır. İç bünye kanaması tehlikelidir. Dıştaki yara kolay tedavi edilir. Bu iç bünye kanamasıdır. Benim burada yaptığımda bir ananın uçuruma giden bir evladı karşısında çaresizliğinden bir çığlık yükseltmesinden farksızdır. Allah-u Azimişan bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde emekleri sebkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şadan andan eylesin. Amin. Cenab-ı Rabbül Alemin bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden bizlere de belagan bela, belagan ma bela,
nasibi müyesser eylesin. Amin. Cenab-ı Rabbil Alemin milletimizi hüviyeti asliyetine çevirsin. Amin. Cenab-ı Mevla ümmetin boş olan riyasetine milletimizi tekrar isat buyursun. Amin. Lillahi'l-Fatiha.